Bu arada yazar Necip Hablemitoğlu suikastının kırmızı bültenler aranan katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır mit operasyonuyla yakalandı, Türkiye'ye getirildi. Bu önemli gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz akşam o az evvel izlediğimiz canlı yayında duyurdu. Katil zanlısı şu an Ankara Emniyeti'nde ifade veriyor. Umarız anlattıkları cinayetin çözülmesini sağlar. Zanlı ifadesinden sonra da adliyeye sevk edilecek. Fethullah Gülen'in kurmuş olduğu bu cemaat legal bir kuruluş değil. Milli İstihbarat Teşkilatımız uzunca bir süredir bu suikastin katil zanlılarından olan Nuri Gökhan Bozkır'ın izini sürüyordu. Bugünün Nuri. Yazar Necip Hablemitoğlu suikastının kırmızı bültenle aranan zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır nefes kesen mit operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Kritik bilgiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Kişi Hablemitoğlu cinayeti zanlısı olarak şu anda ülkemiz yargısına hesap veriyor. O dönem Ankara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Necip Hablemitoğlu, FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşmasını konu alan Köstebek adlı kitabını yayınlayamadan 2002'de evinin önünde öldürüldü. FETÖ ile irtibatı yanında DAEŞ terör örgütüne de silah ve mühimmat temin ettiği bilinen... Birisi. Suikastın ardından soruşturma dosyası karartıldı. Katil zanlılarına ulaşılamadı. Ancak eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman bu cinayet FETÖ tarafından işlenmiştir deyince 17 yıl karanlıkta kalan dosya yeniden açıldı. İstihbaratımız bu kişinin Ukrayna'da saklandığını tespit etti. MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen ve Ukrayna'da saklandığı tespit edilen katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın peşine düştü. Bu şahsın yakalanarak ülkemize getirilmesi konusunda zellesiyle de bunu konuştuk. Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı MIT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi'ne teslim edildi. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilecek. Yakalanıp ülkemize getirilmesi Geçmişteki faili meçhul cinayetleri aydınlatma konusundaki kararlılığımızın da bir ispatıdır.